Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. Bu videoda size Plüto'nun Kova burcundaki transitine dair çok detaylı, çok önemli bilgiler aktaracağım. Plüton 23 Mart 2023 tarihinden itibaren Kova burcundaki transitine başlayacak. Yaklaşık 20 yıl burada kalacak. Sonrasında ise Balık burcunda transitine başlayacak. 9 Mart 2043 tarihinden itibaren ve sizin ikinci evinize geçecek. Zaman zaman retroları da olacak, Oğlak burcuna geri dönüşleri de olacak. Fakat bunlar kısa süreli olacak. Sonrasında ise tam anlamıyla kesintisiz olarak Kova burcuna geçip ilerleyişi 19 Kasım 2024 yılından sonra başlayacak. Bu tarih sonrasında bir daha Oğlak burcuna geri dönüşü olmayacak. Burada kesintisiz ilerleyecek. Şimdi ben burada daha çok Plüton'un Kova burcundaki transitine dair çok önemli etkilerden bahsedeceğim. O yüzden bu retrolarda işte ne dereceydi vesaire bunlara dair bilgiler olmayacak. Ama yine de merak eden arkadaşlarımız için açıklamalar kısmında ben burada bahsedeceğim başka çok önemli etkiler de olacak. Bütün bunları ben ekleyeceğim. Lütfen oradan bakıp bilgi almaya çalışalım. Daha sağlıklı olacaktır. Şimdi Plüton'u birinci evinizde ya da Güneş burcunda ağırlayacaksınız. Bu çok çok önemli, çok çok kıymetlidir. Plüton bir jenerasyon gezegenidir. Yaklaşık turunu 248 yılda bir tamamlar. Yani insan ömründe Güneş burcu üzerinden ya da yükseleni üzerinden bu Plüton'un seyahati çok nadir rastlanan bir dönemdir diyebiliriz. O yüzden çok önemli. Şimdi Plüton güç ve güçsüzlük temalarını anlatır. Bazı arkadaşlarımız bu transitle beraber çok büyük güçler kazanacaklar. Bazı arkadaşlarımız da zaman zaman güçsüzlük temalarıyla yüzleşmek durumunda kalacaklar. Şimdi bunlar hakkında daha detaya inecek olursak kimler olabilir dersek, fikir yürütürsek. Özellikle Plüton'un Aslan burcunda olan arkadaşlarımız Plüton karşıt açı oluşturacağı için daha çok bu zamana kadar yapmış oldukları hataların bedeliyle karşı karşıya kalabilecekler bu transitte beraber. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de Akrep burcunda Plüton olan arkadaşlarımız yine tetiklendiğinde bu Plüton'un açısı burada zor durumda kalabileceklerini söyleyebiliriz. 10. ev konuları ve yine 1. ev konularıyla ilgili olarak. Ama açı tetiklendiği zaman her zaman bunu yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Bunun dışında uyumlu açıda olan kişiler de olacak. Bu Plüton'un buradaki transitini çok daha uyumlu etkiler altında ve yine onlara fayda sağlayacak şekilde deneyimleyecek arkadaşlarımız da var. Onlar da Plüton'un terazi burcunda olan arkadaşlarımız. Onlar da hava grubu oldukları için üçgen açılar oluşturacağı için onların hayatında Plüton yine bu açı tetiklendiği zamanlarda onlar için uyumlu, güzel zamanları, güzel etkileri mutlaka tetikleyecektir. Bunun dışında yine Plüton'un Yay burcunda olan arkadaşlarımız yine 60'lık açı oluşturacağı için burada yine onlar için uyumlu bir açı oluşturacaktır. Onlar da daha şanslı olacak diğer arkadaşlarımıza nispeten. Şimdi az önce biraz temalarından bahsettim ama şimdi çok daha detaylı, farklı detaylar da ekleyeceğim her zaman olduğu gibi. Çok detaylı bilgiler vermeye başlayalım. Öncelikle şimdi burada birinci evden ya da Güneş burcunuzdan geçeceği için Plüton bize ne gibi etkiler getirebilir? Birinci ev temaları neler olabilir? Öncelikle bunlardan başlayalım klasik olarak. Birinci ev bizim giyim tarzımız, saç şeklimiz, imajımız, bedenimize dair yapmak istediklerimiz gibi böyle dış görünüşünüze dair konu başlıklarını ifade eder. Fiziksel görünüşünüze dair konu başlıklarını ifade eder. Onun dışında atıldığınız ya da oluşturmak istediğiniz yeni projeler, yeni hayat planı ya da anne olmak, baba olmak, evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek bu gibi sosyal hayatınıza dair planlar ya da durumlar. Yeni bir aile kurmak ya da yeni bir yaşam biçimi oluşturmak adına yaptığınız bütün attığınız adımlar, oluşturduğunuz projeler bunlarla da ilgilidir. Kimliğinizi yapılandırmak, kendinizi keşfetmek, asıl istediklerinizi hayata geçirmek adına yine yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz mücadeleler vesaire bunları anlatır. Bu sürecin sonunda özellikle hani Plüton gücü temsil ettiği için
burada kendinizi çok güçlü bir şekilde ifade etmeyi öğreneceksiniz. Yani kimseye muhtaç olmadan tek başınıza ayakta durmayı, kendi kendinize yetmeyi öğreneceksiniz. Yani bir projeniz vardır. İşte ya da bir şey istiyorsunuzdur hayatınızda. Öyle şeyler yaşarsınız ki belki etrafınızda bunu gerçekleştirmek için kimseyi bulamayacağınız zamanlar olacak. Ve hani bunu kendiniz yapmak durumunda kalacaksınız. Ve her anlamda göreceksiniz ki siz aslında kendi kendinize yetebiliyor musunuz? Kimseye muhtaç değil misiniz? Aslında her şeyin üstesinden tek başınıza da gelebiliyor musunuz? Bunu deneyimleyeceksiniz. Kendi içinizdeki gücü ortaya çıkaracaksınız. Siz hani bu kendiliğinden de olmayacaktır. Mesela bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Ya da işte düşmanlıklarınız olabilir. Öyle düşmanlıklarınız olur ki sizin onların karşısında güçlü durmaktan başka bir çareniz kalmaz. Ve siz o kabuğunuzu çıkartıp içinizdeki o belki de hiç şu ana kadar tanışmadığınız o benliğinizde, kişiliğinizde tanışmış olursunuz. Siz bile şaşırırsınız bu kadar güçlü kalışınıza ya da bu kadar güçlü oluşunuza. Yani hayat sizden bunu isteyecek. Birileri böyle üstünüze gelecek. Ama bunun hiçbir zaman unutmayın ki asıl amacı bu transit boyunca sizin o içinizdeki gücünüzü ortaya çıkarmasıdır amacı. Bunu yapmak için bütün bunlar yaşanacak sizin hayatınızda. Hiç korkmanıza gerek yok. Yani bu sürecin sonunda ya da bu süreç yaşanırken de olabilir. Göreceksiniz öyle yani duvar öreceksiniz ki kişiliğinizden artık sizi kimse yıkamayacak. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, ne gelirse gelsin. Yani şunu diyeceksiniz, hayat istediği gibi gelsin, ben burada hazırım, dimdik duruyorum, bunu diyeceksiniz. Psikolojik anlamda bunu yaşatacak size bütün burada karşı karşıya kaldığınız deneyimler. Şimdi başka onun dışında neler söyleyebiliriz? Bir kere Plüton taşınmayı anlatır. Mutlaka bir çevre değişikliğiniz, taşınmanız olacaktır. Mutlaka. Başka sağlık sorunlarınız önem kazanacaktır. Hani hayatınızda değişim ve dönüşümler olacağı için belki beslenmenizi değiştireceksiniz. O hastalıklar sonucunda işte bir takım işte varsa hani bunlar kalıcı olmak durumunda değil. Sağlığınızın kıymetini bileceksiniz. Belki bazen bir tedavi süreciniz de olabilir. Buna dair işte beslenme şekliniz, yaşam biçiminiz değişecektir. İşte daha çok spor yapacaksınız, işte egzersiz yapacaksınız gibi. Mesela yani bunlar da değişebilir. Yani hem sağlığınız hem işte bedensel sağlığınız hem de ruhsal sağlığınız. Yani benliğinize, kimliğinize ait ne varsa hepsiyle alakalı değişim ve dönüşümler olacak. Hayatı daha farklı pencerelerden bakacaksınız. Örneğin işiniz mesela değişebilir. Neden derseniz. Plüton sizin 10. evinizin yönetici gezegeni. Daha çok bu temalar ön plana çıkacaktır. 10. ev bizim neydi? İşte kariyerimiz, yöneticilerimiz, aile büyüklerimiz, onun dışında işte sosyal statümüz bunlarla alakalıydı. Ünvanlarımız bunlarla alakalıydı. Ne olursa olsun bu 20 yıl sürecinde burada sizin bir sosyal statü ya da işte işle alakalı bir statü ya da bir ünvan alabileceğinizi söyleyebiliriz. Hani çünkü 10. evinizin teması. Bunlar ön plana çıkacak. İş hayatınıza dair koşturmacalarınız olacak. Belki iş yüzünden taşınacaksınız. Ama ne olursa olsun iş konusunda çok güçlü bir konuma geleceksiniz. Kontrol eden siz olacaksınız. Lider olan siz olacaksınız. O sıfatları alan, o en üst mertebeye gelen kişi siz olacaksınız. Artık hangi pozisyonu istiyorsanız, müdür mü olmak istiyorsunuz, müdür yardımcısı mı olmak istiyorsunuz? Ya da işte ünvanlarla alakalıdır, mesleki ünvanlarla ilgilidir mesela. Doktor, avukat, işte astrolog, psikolog, artık hangisini olmak istiyorsunuz ya da mühendis. Bunun dışında başka söyleyebileceğimiz sosyal statümüzdür dedik. Evlenmek, bazılarınız evlenerek taşınacak mesela. Evlenmek, nişanlanmak vesaire elbette bu 20 yıllık bir süreç. Bunlara dair mutlaka gelişmeler yaşanacak. İşte anne olmak, baba olmak elbette bunlar da olacak. Haritanıza göre hangi gün ne zaman olacağı elbette bu belirlenecek kaderinizde. Başka söyleyebileceğimiz yeni bir hayat planına atılabilirsiniz. Özellikle yani her şeyi kökten değiştirebilirsiniz. Çünkü Plüton sıfırlanmayı anlatır.
Yani hayatınıza böyle kökten bir reset atıp komple değiştirme kararı alabilirsiniz. Bulunduğunuz çevreden böyle uzaklaşıp taşınıp bambaşka bir çevreye, bambaşka bir hayat planına adım atabilirsiniz. Yani bunların hepsi çok çok muhtemel şeyler. Neden dersiniz? Hani bu etkiyi iki ile çarpın. Başka bir etki daha var. Gözünüze çarptı mı bilmiyorum ama şimdi ben detaylı aktaracağım. Şimdi biliyorsunuz Kova burcu sizin yönetici, sizin burcunuz, sizin yükseleniniz. Ve yöneticisi de Uranüs. Şurada görmüş olduğunuz gibi Uranüs de sizin dördüncü evinizde bulunuyor. Ve 7 Temmuz 2025 tarihine kadar sizin dördüncü evinizde Boğa burcunda kalacak. Şimdi bu demek oluyor ki Uranüs'ün Plüton'un buradaki transiti Uranüs'ün dispozitörü konumuna geçmesini sağlayacak. Yani Uranüs artık platonik etkiler taşıyacak, buradaki Uranüs demek oluyor. Siz aslına bakarsanız bütün kova burçları biraz daha akrep burcu gibi davranmaya başlayacaksınız. Akrep burçları da kova burcu gibi davranmaya başlayacak. Birbirlerini besleyecekler bunlar. Bir şekilde sizin yaptığınız her şey Uranüs neredeyse oradan beslenecek anlamı taşıyacaktır. Şu anda mesela Uranüs boğa burcunda ve sizin dördüncü evinizde bulunuyor. Buradan besleniyor anlamı taşıyor. Kovalar için. Şimdi burada sizin burcunuza Plüton'un geçmesiyle de siz artık plütonik etkiler altına girdiniz demek. Biraz yani artık akrep burcu gibi düşünüyorsunuz. Akrep burcu gibi hareket ediyorsunuz demek oluyor. O yüzden insanlar sizi tanımakta bu 20 yıl boyunca biraz zorlanabilirler. Önceki benle sonraki ben arasında farklılıklar oluşabilir. Bahsedeceğim başka çok detaylı bilgiler de vereceğim. Şimdi özellikle burada 7 Temmuz 2025 tarihine kadar Uranüs'ün 4. evinizde olması bir kez daha taşınma gibi gündemleri, ev almak gibi gündemleri tetikleyebileceğini gösteriyor. Olumsuz anlamda ise hem burada sizin 10. evinizin yönetici gezegeni olduğu için Plüton, hem de Uranüs 4. evinizde bulunduğu için, bu her ikisi de ebeveynlerimizi, işte aile büyüklerimizi, atalarımızı gösterdiği için özellikle onların sağlığıyla ilgili problemler oluşabilir ve en kötü manada maalesef kayıplarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimilerimiz için bu etki başlamış bile olabilir. Hani Plüton şu anda Kova burcunda çok yakın derecelerde. Yavaş yavaş bu temalar oluşmaya başlayabilir. Bazılarımız için dediğim gibi az önce bu elbette en kötü manasıyla aile büyükleriyle alakalı kayıplar da yaşanabilir. Şimdi bunun dışında Plüton sizin burcunuza geçtiği zaman çok daha güçlü hissedeceksiniz dedik. Bu Plüton size düşmanlıklar da yaratacaktır. Böyle etkileri de vardır. Yani Plüton, şöyle söyleyeyim ben size, derin araştırmalara, gizli kalmış, nerede gizli kalmış ne varsa bunları araştırmayı, ortaya çıkarmayı, karanlık yönleri görmeyi, o bütün bu zamana kadar görülmemiş kör noktaları görmeyi anlatır. Bir kere Plüton'un gözünden bakacaksınız ve artık herkesin o maskesiz gerçek yüzünü görme şansınız olacak. Plütonik güçler kazanacaksınız. Hisleriniz çok güçlü olacak. Yani kolay kolay kül yutmayacaksınız. Ve Plüton güç demek olduğu için de karizma demek oluyor, güç demek oluyor, yüksek aura demek oluyor. İşte bir çekim merkezi oluşturacaksınız demek oluyor. Etrafınıza bu arada Plütonik kişileri de çekeceksiniz. Bu anlama da gelir. Yani düşmanınız da güçlü olacak. Çevreniz de artık daha güçlü kişilerle donatılacak anlamı taşıyacaktır. Ve siz de bir akrep burcu kadar güçlü olacaksınız anlamı taşır. Gücünüzü de en fazla bu gizlenenlerle, bilinmezliklere hakim olmakla alacaksınız. Ya da yüksek strateji manevrası kabiliyeti ya da bu hani kontrol etme dürtüsü. Bunun dışında bir de böyle takıntılı bir şekilde o gücü elde etme, etrafındaki herkesi kontrol etme, işte bir aura oluşturma vesaire. Bu tarz bir güç geçecek elinize. Bu tarz etkiler de yaratacak hayatınızda.
Dolayısıyla bir hayatınıza sizi böyle çekemeyen, sizinle düşmanlık eden kişiler de platonik etkiler taşıyacaktır. Onlar da güçlü olacaktır. Bu kişiler takıntılı kişiler olacaktır. Yani siz onları alt ettim zannedersiniz ama yıllar geçer, 10 sene sonra yine size bir şekilde akrepliğini göstermek isteyecektir. Yani yine bir şekilde sizin hakkınızdan gelmek isteyecektir. Fakat bu kişiler şöyle söyleyeyim ben size, bir meydan okuma şeklinde size düşmanlık etmeyecektir. Daha çok manipüle etme, entrika çevirme, gizli yöntemlerle işte sizi devirmeye çalışmak ya da piyonlar kullanarak sizin karşınıza onları çıkarmak gibi yollara başvuracaktır. Hatta bu takıntı seviyeleri onları Plüton'un o karanlık yönüne de çekebilir ve zaman zaman hurafelere, büyülere bile başvurabilirler. Yani bunlara tanıklık edeceksiniz demişti, dersiniz, görürsünüz yani. Bu tarz kişiler etrafınıza çekilecektir, bir şekilde gelecektir. O yüzden düşmanlık yaratmamaya özen gösterin. Kimseye koz vermeyin, kendi hakkınızda kimseye sır vermeyin, hiçbir şekilde taviz vermeyin. Düşmanlık da yaratmamaya çalışın. Hani biliyorum o Plüton hırs, intikam duyguları da getirecektir size bir şekilde. Alt etmek de isteyeceksiniz siz insanları. O güç de gelecek size. Siz de öğreneceksiniz. Entrika çevirmeyi öğreneceksiniz. Manipüle etmeyi öğreneceksiniz. Hani belki hiç yapamayanlarınız vardır ama öyle bir güç çıkacak ki içinden. Artık siz de o entrikaları rahat bir şekilde çevireceksiniz. Siz de gerektiğinde o gücünüzü ortaya koyup işte o kin, intikam vesaire bu duygularla düşmanınızı alt etmeye çalışacaksınız ve onların belki de başvurduğu yöntemlere rahat bir şekilde siz de başvurabilirsiniz. Yani o gücü kendinizde bulacaksınız ama dediğim gibi düşmanlarınız da güçlü olacaktır. Dolayısıyla hani bunlarla uğraşmak yerine daha faydalı yönlerini kullanmaya çalışmak sizin daha yani sizi daha yukarı taşıyacaktır. Bu Plüton az önce de bahsettiğim gibi karizmatik kişileri etrafınıza çekecek. Aurası yüksek, işte daha çekici, daha etkili, daha işte önemli pozisyonda bulunan kişiler vesaire, bunları çekecektir hayatınıza ve siz de böyle olacaksınız. Siz de insanlara çekici geleceksiniz. Sizin de auranız yükselecek. Siz de daha karizma görüneceksiniz insanlara. Böyle bir çekim merkezi oluşturacaksınız. Bu etkilerini kullanın, bunlara odaklanın. Şimdi başka, az önce söyledim işte taşınma etkisi olabilir dedik, Uranüs'te tetikleyeceği için yeni bir ev alma olabilir ya da dediğim gibi aile büyüklerinin sağlığıyla alakalı problemler olabilir ama bunlar 2025'e kadar, sonrasındaki dönemde neler olacak gelin bakalım. Sonrası dönemde ise şurada görmüş olduğunuz Uranüs 5. evinize geçecek. Çok daha güzel bir pozisyona geçecek. Siz de hava grubu olduğunuz için Uranüs'te, yani sizin yönetici gezegeninizde hava grubu ikizler burcuna geçeceği için, 5. evinizde olacağı için sizler için son derece keyifli bir dönem başlayacak. Sizin burcunuzdaki Plüton'la da üçgen açılar oluşturacağı için yani gerçekten çok şanslı etkiler altında olacaksınız. Yani buradaki Plüton'u maksimumda kullanma yetkiniz olacak. Az önce bahsettiğim o olumlu yönlerini tek tek gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz. İş mi kurmak istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz? İşte patron mu olmak istiyorsunuz? Lider mi olmak istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? Aşk yaşamak mı istiyorsunuz? Vesaire, artık neyi istiyorsunuz? Hatta çocuk sahibi mi olmak istiyorsunuz? Hepsi. Çünkü hani özellikle Uranüs, yani sizin yönetici gezegeninizdir, aynı zamanda 5. evinizde olduğu için aşk konusunda, hayattan keyif alma konusunda, bunun dışında çocuk yapıp anne baba olma konusunda sizlere inanılmaz destekler sunacak buradan. Özellikle 5. ev bizim hayattan keyif aldığımız konularla ilgili olduğu için çok daha keyifli bir süreci tetikleyecek. Yani bu açılar olağanüstü, çok güzel açılar yani. Ve varsa özellikle hobileriniz, böyle sanatsal faaliyetleriniz, bunlara dair çalışmalarınız varsa bir iş kurabilirsiniz. Bunlardan yüksek gelir elde edebilirsiniz. Ya da bir sahne sanatçısıysanız örneğin, buralardan
çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Çok hani o sahne çalışmalarınız artabilir. Çok daha popüler, çok daha işte kendinize duyurduğunuz platformlarda daha çok ilgi çektiğiniz zamanlarda olabilirsiniz bu dönem sonrasında. Ya da başka sanatsal faaliyetleriniz varsa işte atıyorum resimdir, işte ne bileyim bir el becerisidir vesaire, artık her neyse hobileriniz vesaire, bunlara dair çok keyifli bir sürece geçeceksiniz. Çok şanslı bir döneme geçeceksiniz. Bunlardan da yüksek gelirler elde edebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bunu bir kez daha söylerim. Bir de bu ev riskli yatırım alanlarıyla alakalıdır. Böyle varsa işte borsa, kumar gibi böyle riskli yatırım alanları, onlardan da zaman zaman şanslı fırsatlar bulabilirsiniz. Ama burada Uranüs olduğu için Uranüs de böyle ani şok edici, beklenmeyen durumları anlattığı için çok fazla da bu konularda büyük yatırımları tavsiye etmiyorum. Zaman zaman Plüton'un yarattığı krizlerle o kayıp döngüsüne geçilebilir ya da sıfırlanma diye bahsedebiliriz. O yüzden hani risk almaya gerek yok. Varsa hani küçük keyif veren size küçük hani yatırımlarla şansınızı deneyebilirsiniz. Evet, hatta bir ekleyeceğim bir bilgi daha var burada atlamadan bu videoda. Şurada görmüş olduğunuz Neptün de 31 Mart 2025 tarihinden itibaren 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Bu da yine sanatsal faaliyetlerle alakalı olarak hani Neptün yaratıcı çalışmaları anlattığı için bunu da hani atlamadan söyleyelim. Burada bu yaratıcı çalışmalara ilişkin eğitimler alabileceğinizi de gösteriyor ve çok uyumlu açıları var. Görmüş olduğunuz gibi zaten 60'lık açılar oluşturacak hem burcunuzdaki Plüton'la hem de buradaki jenerasyon gezegeni yine Uranüs'te. Gördüğünüz gibi bütün jenerasyon gezegenlerinin hem sizinle uyumlu açıları var hem de bulundukları yerle ilgili olarak hem de çok güzel evlerinizde bulunacaklar. O yüzden çok şanslı olacak bu. Özellikle 2025 ve sonrası çok daha güzel etkiler görünüyor. Çok daha akışta, çok daha içinde rahat edebileceğiniz güzel enerjiler var. Sizi besleyecek, büyütecek buradaki enerjiler. Çünkü hava grubu olduğunuz için özellikle 9. evde üçgen açılar alacağı için 9. evde bizim yüksek ideallerimizi anlattığı için her anlamda genişleyeceksiniz, büyüyeceksiniz. Ne varsa artık idealleriniz. Hepsini böyle gerçeğe dönüştürmek adına çok güzel fırsatlar olacak ve rahat ve akışta ilerleyecek süreç. Bir de özellikle Neptün 3. evde sevgi alışverişiniz, yakın çevrenizde olan iletişiminize çok daha o merhamet duygunuzun yükselerek sevgi alışverişinizin arttığını, daha mutlu ilişkiler kurduğunuzu yakın çevrenizde bunu söyleyebiliriz. Hatta kalıcı ilişkiler olacak bunlar. Burada Satürn'de olduğu için bunları da söyleyebiliriz. Yani bu bahsettiğim 2025 ve sonrası, özellikle bu 7 Temmuz ve sonrası çok daha güzel etkiler altında olacaksınız diyebiliriz özet olarak. Umarım en yüksek seviyede, en güzel şekilde bütün bu etkileri hayatınızda güzel bir şekilde karşılayıp deneyimleme fırsatınız olur. Ve bu videoda umarım sizin için çok faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.